والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bugün dersimiz Tin suresinde. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor: ve tini ve zeytun. Tine ve zeytuna yemin olsun. Ve turi sinin ve hadel beledil emin. Tin incir. Zeytun da bizim bildiğimiz zeytin. Tur-i Sinin, Tur-i Sina ya da Tur-i Seyna denen Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'la karşılaştığı, 40 günlüğüne gittiği dağın adı. Hâdel beledül emin. Burası da Mekke-i Mükerreme. Şimdi Allah-u Teala bu dört şeye yemin ediyor. İncire, zeytine, Tur-i Sina'ya ve bu güvenli beldeye. Şimdi güvenli belde Mekke-i Mükerreme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğe başladığı yer. Tur-i Sina, Yahudiler için son derece önemli olan, Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçen bir dağın adı. Zeytun, sofralarımızdaki zeytin olabilir. Ama o ikisine baktığımız zaman bunun da İsa Aleyhisselam'ın vahiy aldığı, işte öldürülmek istendiği ve Beyt-i Makdis'in de üzerinde bulunduğu Zeytun Dağı. Ha? Yok. Zeytun zeytundur. Yeşili siyah. O senin o siyah zeytin de baştan yeşildi, sonradan nasıl diyorlar? Neyse, yani zeytun dediğimiz zaman hepsi Attun Süryanice'den gelir. O Attun Süryanice'dir, Arapça değil. Ve tini, tin de incir. Şimdi bu incir ne olabilir? Bunlar büyük peygamberlerden bahsediliyor. Bazı araştırmacılar diyor ki bu tin Buda'nın altında vahiy aldığı incir ağacının adıdır. Yani Budistler'de incir ağacı son derece değerlidir. Çünkü bu da onun altında tefekküre dalmış, 7 yıl kadar kalmış ve orada bilinçlenmiş. Buda'nın hayatını okuduğunuz zaman toplumundaki yanlışlıklara karşı ciddi bir sıkıntısının olduğu, bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığına benzer bir şekilde Peygamberimiz Hira mağarasına gitmiş, o da işte değişik yerlere gitmiş, 7 yıl kadar o incir ağacının altında tefekküre dalmış ve işte kendi kendine bilgiye ulaştı deniyor. Tabii zamanla gerçek bilgiler değişiyor, kayboluyor. Bu da bir peygamber olabilir. Çünkü Allah-u Teala her topluma bir uyarıcı gönderdiğini çok açık ve net olarak bildiriyor. Ve in min ummetin illa hala fiha nedir. Yani geçmişinde bir uyarıcı olmayan ümmet yoktur. O zaman koskoca
Çin toplumu, işte Hindular, o yani Asya'nın güneyindeki olan o toplumlara da kimdir? Kaç tane peygamber gelmiştir? Bunlardan bir tanesi de bu da olabilir. Ha, şu anda Budizm şirke batmış olan bir din. Şirke batmış olan bir din ama bir takım kuralları var ki İslam'la birebir örtüşüyor. İçki haram. Yalan söylemek haram. Uyuşturucu kullanmak haram. Adam öldürmek haram. Zina etmek haram. Bizdeki haramların hemen hemen tamamına yakın orada da haram. Şimdi mesela onlarda bir nirvana denen bir şey var. O nirvana da fenafil, işte bizim kültürümüze fenafillah olarak geçmiştir. Yani elimizde Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen Allah'ta yok olma diye tasavvufta bulunan o fenafillah o şeyden, Budistlerden gelmedir. Onlara da kim bilir nereden gelmiştir. Onların meditasyonu bize şey olarak geçmiş, rabıta olarak geçmiş. Dolayısıyla o Budizm'de başlangıçta hak bir din olduğu halde zamanla tıpkı Hristiyanlık gibi bazı Müslüman gruplarda olduğu gibi şirk ile bulaşmış ve yoldan çıkmış olan bir din haline gelmiş olabilir. O bakımdan bana son derece mantıklı geliyor. Yani bu tinin incir olması. Çünkü çok büyük bir şeyi var bugün. 250 milyonun üzerinde mensubu olan bir din. Bakıyorsunuz onlarda da Allah inancı var. Allah'la kulun arasına aracılar koymuşlar. O aracılara meleksi üstadlar diyorlar. Onların o aracılarına verdikleri vasıflarla bizimkilerin evliyaya verdikleri vasıflar arasında bir fark yok. Aynı. Bu sebeple yani onun da aslında bir hak din olmuş olması, sonradan bozulmuş olması mümkündür. Ben bugün buraya getirecektim. Nasıl olmuşsa unutmuşum. Bizim vakıftaki bilgisayarda var. Belki unutmazsak haftaya getiririz. Yahya. O Budistlerin eski işte kitapları var, şiirler binlerce. Onlar üzerinde araştırma yapan bir araştırmacı gelecek peygambere Muhammed'e inanma şeyde ümmetine telkin ediyor. Bir Muhammed adında peygamber gelecek ve ona inanacaksınız.